Denizli'ye eğitimde 4.288 adet yeni derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda 8.104 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 63 spor tesisi kazandırdık. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 4,3 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta 14'ü hastane olmak üzere 38 sağlık tesisini hizmete aldık. Aralarında 1000 yataklı şehir hastanemizin de olduğu 4 sağlık tesisimizin yapımına devam ediyoruz. TOKİ vasıtasıyla 11.495 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1911 konutun inşası sürüyor. Honaz'daki Akbaş Barajı'ndaki yatırımı içme suyu arıtma tesisinin bitmesiyle tamamladık. Akbaş Barajı'ndan 70 kilometrelik hat ile merkeze getirilen içme suyunun kentteki su depolarına ulaşması için ilk vanayı açtık. Denizli'mizin gelecek 50 yıldaki su ihtiyacını karşılayacak bu yatırımın şehrimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Kentsel dönüşümde şehrimize riskli yapı olarak belirlediğimiz 6.075 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Daha önce hiç atık su arıtma tesisi bulunmayan ilimizde bugün 44 tesisle belediye nüfusunun %90'ından fazlasına hizmet veriyoruz. Denizli'de 8 millet bahçesi projemizden 4'ünü tamamladık. Birinin yapımı, 3'ünün ise projelendirme çalışmaları sürüyor. Ulaştırmada 65 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, buraya dikkat edin, 512 kilometreye çıkardık. İnşası süratle devam eden Aydın-Denizli otoyolunu inşallah bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Sağ olun. Bağlantı yollarıyla uzunluğu 163 kilometreyi bulan bu otoyolun 80 kilometrelik ilk etabını trafiğe açtık. Kalan kısmını da tamamlayınca Denizli-Aydın arasındaki ulaşım süresini inşallah 1 saate düşüreceğiz. Denizli çevre yolunu 2.649 metre uzunluğunda Honaz tüneli ile birlikte 14 kilometre olarak tamamladık. Organize sanayi bölgesi köprülü kavşak projesi ile sanayi bölgemizde oluşan trafik yoğunluğu da en aza indi. Kaklık lojistik merkezini şehrimize kazandırdık. Denizli sınırlarındaki mevcut demir yolu hattını tümüyle yeniledik. Maşallah. Maşallah. Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projemiz kapsamında yer alan Selçuk Ortaklar yeni demir yolunun yapımına inşallah yakında başlıyoruz. Çardak Havalimanımızı yeni bir terminal binası yaparak büyüttük. Denizli'ye 18 baraj, 2 içme suyu tesisi, 79 sulama tesisi, 7 arazi toplulaştırma projesi, 95 taşkın koruma tesisi, 13 gölet ve 11 hidroelektrik santrali tesis yaptık. Denizli'de 938 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize 37 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. Makine
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Çivril Organize Sanayi Bölgesi, bir teknopark, 15 araştırma geliştirme merkezi ve 12 tasarım merkezi kurduk. Ayrıca 73 hektarlık bir alanda Sarayköy Organize Tarım Bölgesi'ni faaliyete geçirdik. İstihdamı desteklemek için Denizli'deki işverenlere toplam 5,5 milyar lira tutarında prim desteği verdik. Enerjide 294 bin abonesi bulunan Denizli ve 15 ilçesine doğal gaz arzını verdik. Önümüzdeki dönemde Bekirli'ye de doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz. İnşallah gerçek belediyecilik programımızla Denizli'ye daha çok eser ve hizmet kazandıracağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Cumhur İttifakımızın büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını ben sizlere emanet ediyorum. Belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz? Ana kademe, kadın kolları, gençler, sahip çıkıyor muyuz? Şimdi son bir kez daha. Denizli, 31 Mart'ta gerçek belediyecilikle yola devam diyor muyuz? Denizli, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na destek veriyor muyuz? Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Osman Zolan. Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Osman Zolan. İl Başkanımız Yücel Güngör. Baklan Belediye Başkan adayımız Yusuf Gülsever. Baklan Yusuf Gülsever. Bekirli Belediye Başkan adayımız Mustafa Çoban. Bekirli Mustafa Çoban. Beyaz Belediye Başkan adayımız Mustafa Akçay. Beyaz Mustafa Akçay. Vatandaşımı gerçekten seven. Bozkurt Belediye Başkan adayımız Akif Bayar. Bozkurt Akif Bayar. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehir. Buldan Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayımız Mesut Sarıbaloğlu. Buldan Mesut Sarıbaloğlu. Çal Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayımız Fethi Akcan. Çal Fethi Akcan. Bir belediye hayal edin, vatandaşını gerçekten. Çameli Belediye Başkan adayımız Cengiz Arslan. Çameli Cengiz Arslan. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye, hazırız ve kararlıyız. Çardak Belediye Başkan adayımız Hüsnü Yılmaz. Çardak Hüsnü Yılmaz. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye, hazırız. Çivril Belediye Başkan adayımız Gürcan Güven. Çivril Gürcan Güven. Güney Belediye Başkan adayımız Halil Ayhan. Güney Halil Ayhan. Kendinden keyfin
kendinden vazgeçen, biri mutsuz olsa dert eden, bir belediye hayal edin vatandaşımı. Honaz, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayımız Ali Semerci. Honaz Ali Semerci. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine. Kale Belediye Başkan adayımız Mehmet Salih Sağınç. Kale Mehmet Salih Sağınç. Mutsuz olsa dert eden, bir belediye hayal edin, vatandaşını gerçekten seven. Merkez Efendi Belediye Başkan adayımız Ekrem Başer. Merkez Efendi Ekrem Başer. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. Eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye, hazırız ve kararlıyız. Pamukkale Belediye Başkan adayımız Halil Pekdemir. Pamukkale Halil Pekdemir. Eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye, hazırız ve kararlıyız. Sarayköy Belediye Başkan adayımız Ahmet Necati Özbaş. Sarayköy Ahmet Necati Özbaş. Biri mutsuz olsa dert eden, bir belediye hayal edin, vatandaşını gerçekten. Serinhisar Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayımız Cemal Kobaş. Serinhisar Cemal Kobaş. Çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talip. Tavas Belediye Başkan adayımız Hüseyin İnamlık. Tavas Hüseyin İnamlık. Hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz. İşte gerçek belediyeciliğin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Denizli'de gerçek belediyecilik için hazır ve kararlı, durmadan yola devam edecek olan kadrolarımız. Evet, aramızdaki misafirlerimizi de takdim etmek istiyoruz. AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Efkan Ala. AK Parti Milli Savunma Bakanı Kayseri Milletvekilimiz Hulusi Akar, Denizli Milletvekillerimiz Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök, önceki dönem bakanlarımızdan Sema Ramazanoğlu. Gönül işi, bu bir yürek işi, bu sevda işi, işte AK Parti. Ne diyoruz? Söz vermek her kişinin değil, her kişinin işidir. İşte verdiği sözlerin ardında duran, ülkemizde hizmetleriyle destan yazan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye, hazırız ve kararlıyız.